Selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz IFBB Pro olmak, yani vücutçu, yani olimpiyalık vücutçu olmak ne gerekiyor? Nereden anlayabilirsin ki olimpiyalık vücutçu olabilirsin? Birinci başlayalım. Genetik tabii ki de anlatayım size nasıl bir genetik. Birinci, kaslarınız eşitli mi? Yani hep bütün kaslar orantılı mı? Mesela ön kol çok iyiyse de arka kol çok zayıfsa ya da senin kanatın çok iyi ama kolların hiç yoktur veya göğsün çok iyi veya omuzun kötü ya da yani bütün kasların dengeliyse potansiyel vardır. İkinci, vücudun antrenmana güzel tepki veriyor mu? Şimdi bazı insanlar var, hey, farz et ki diyelim ki simetrin her şeyin yerinde ama antrenmanda vücudun çok tepki göstermiyor, yani çok gelişemiyorsun, çok büyüyemezsin. Yani vücut orantılı şekilde, güzel şekilde tepki gösteriyorsa antrenman yaparken lan, ikinci onu da atlattık. Üçüncü, şimdi o kütleyi almak için fazla yemek gerekiyor. Yani bir adam 120 kilo kas olacaksa yani günde 3 öğün yemeği olacak iş değil bu iş. Şimdi senin vücudun metabolizman nasıldır? Senin bütün vücudun onları hep sentesiz yapabilir mi? O protein sentezleyebilir mi kaslara? Yoksa o ekstra kalorileri yağ mı döner? O 3'tü galiba değil mi? Evet. Dördüncü, tamam, genetiği söyledik, birinci genetiği söyledik, ikinci antrenmanı söyledik, üçüncü beslemeyi söyledik, hepsini şey ettik. Dördüncüye geçiyorum. Şimdi bir şampiyon olmak ya bir pro olmak ne demektir? Disiplin lazımdır, disiplin ve hırs. Yani sende o yeterli disiplin ve hırs var mı? Belki tamam genetiğin iyi, her şeyin iyi, beslemen iyi ama o yeterli hırsın var mı? Sen antrenman yapıyorken ben acıdığı anda bırakıyor musun? Yoksa acıdığı anda esas o zaman mı başlıyorsun? O geçtik, evet. O da hırs ve disiplin. Tamam, dördü. Beşinci, şimdi hiçbiri bu konuyu istemiyor konuşsun ama acılar gerçektir. Şimdi steroid almak lazımdır. Sen IFBB Pro olacaksan steroid alman lazımdır. Şimdi vücudun nasıl tepki gösterir o steroide? Ben çok adamlar tanırım. Benim doğduğum büyüdüğüm İngiltere'de adamlar tanıyorum ki 2 gram testosteron çakıyor haftada ve kollar ancak da 42 santimdir. Ben adam tanıyorum ki 500 miligram çakıyor testosteron ve dev gibi oluyor. Senin vücudun, senin reseptörlerin nasıl tepki gösteriyor o steroidlere? Bazı adamlar vardır ki hiçbir şeye benzetmiyorsun kendini, bir küre gidiyor mantar gibi patlıyor. Yani belki de senin her şeyin iyi, belki de senin simetrin iyi, beslemen iyi, hırsın iyi, her şeyin iyi ama vücudun steroide tepki göstermiyor. Evet arkadaşlar. Bunlardır. Bunlar hepsi sende varsa Türkiye'yi bir temsil edebilirsin olimpiyalarda. Peace.